إعراض. يعرض 79 tane yerde var. İraz bütün türevleriyle. Birkaçına bak. Arada da mesela ondan geldiği için. Mu'ridun, yüz çeviriyorsunuz. Entum mu'ridun, sizler yüz çevirir. İsrailoğulla ile ilgili. Orda, yine aynı kökten gelen. Arraddum, bu da ta'rid. Bunlar fiilin babı değişiyor. Aynı fiil ama babları değişiyor. Mana da değişiyor. Mesela şu ta'rid dedikleri, Allah Azze ve Celle la cunaha aleykum fîmâ arrattum bihi min hıtbatin nisa. Kadınların hıtbasında tarizde bulunmanızda bir şey yok. Günah yok. Tariz dediğine işte hanımefendi henüz şeyini tamamlamamış iddetini. Siz onun da bulunduğu bir ortamda ben de şu sıralar evlenmeyi düşünüyorum diyorsunuz. Böylece o duysun yani. Yoksa onunla birebir sözleşiyor değilsiniz. Ama en azından ya falanca da evliliği düşünüyormuş, bir de benim bulunduğum ortamda söyledi, herhalde bana lafı gönderdi diye sezerse buna Cenab-ı Hak böylesi bir yaklaşıma müsaade buyurmuş. La cunaha aleykum fîmâ arrattum bihi. Veyahut da tefsirlerde geçer, işte benim sizin gibi hoş bir hanıma ihtiyacım var dese bile bu da ta'rid sayılıyor. Yani muhatabına tarizde bulunmuş. Bu da edebi bir sanat biliyorsunuz. Aynı kökten. Şimdi demek ki fiilin babı, yani kök aynı oldu diye her gördüğüm yere aynı manayı vereceğim gibi bir iptidai yaklaşım. Ne yazık ki bunun örnekleriyle sabahtan akşama kadar boğuşuyoruz. Böyle saçmalıklar. İşte mesela bu dediğimizin i'razla, bizim aradığımız fiille, aradayla ne alakası var? Bambaşka bir anlama kavuşmuş. Cenab-ı Hak burada bir tek hudut koyuyor. وَلَاكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا. Yani yasak olan ne? Gizlice muvaade yasak. Yani gizlice sözleşme. Tamam, iddetini doldurdun benle, tamam mı? Tamam. Kimseye şey yapma, anlaştık mı? Anlaştık. Bundan sonrası tamamen iddet bekleme. Sürenin zaman meselesi. Bu yasak. Ama tarizde bulunur. Bu tarizde bulunur. Aynı kadına başkası da yine tarizde bulunur. Kadın bu süreçte, bu bekleme sürecinde kendisi de düşünmesine, yani falanca da var, filanca da bir laf gönderdi. Sonra da istediğine şey yapar. Ama sözleşirse o zaman diğer adayların hakkı gasp edilmiş olur. Yani o bekleyen başkaları da vardır. Çünkü biz sünnette görüyoruz böyle. Değil mi? Kadın diyor ki iddetimin dolduğu gün kapımı falanca çaldı. Demek ki adam da onunla beraber oturmuş sayıyor yani kocasının öldüğü günden beri. Şey, buyurun efendim. Hocam bu kelime üzerinde durdunuz da her kelime aynı anlamı vermiyor. Yani fiilin babları var. Evet. Geçen derste de öyle bunu geçmiştik. Yani kata'a ve katta'a örneği geçmişti. Evet. Şey, orada bir şey izah ettiniz. Yani dediğimiz Arap edebiyatı. Yani dil edebiyat değil. Dil, evet. Bu incelik de değil yalnız. Bu dilin kendisi yani. Dile başladığınızda kaçıncı derslerde öğrenirsiniz mesela? Böyle fe'aleden ef'aleye geçmeyi, ondan sonra fe'aleye geçmeli. Bu bablara dair ilk örnekleri çok kısa sürede öğrenmeye başlarsınız. Yani öyle çok incelik falan değildir bu. Evet. Mesela o geçen ders verdiğimiz örnekte adam diyor ki burada hırsızın elini kesmek değil, böyle yara bere yapalım. Niye? İşte bak, bıçak dağıtıldığında Hazreti Yusuf kıssasında orada yara bere yapmışlar. Kimse elini mi kopardı orada? Değil. Aynı fiil var orada diyor. Bakıyor, güya kendince aynı fiili görüyor. Yani kata'a ile katta'yı temiz edemiyor. Bu düzeyde yaklaşıyor, sonuca gidiyor, ilahi hükmün belini kırıyor. Ve kendince de büyük bir iş, hiç de demiyor ki ya ben bu kadar sivri zekayım da, yani 14 asırdır demek ki beni beklemişler şu şeyi görmek için, buradaki benzetmeyi, bak oradan onu gördüm ve hemen köprüleme yaptım, bu kadar 14 asır ümmet bağışlayın geri zekalı bir şekilde, Resul de yanlış anlamış, hepsi de yanlış anlamışlar, yazık olmuş o kesilen ellere. Buradan da en azından bir şey vehmetmiyor. Yani o kadar bir ben son sözü söylüyorum havasında
Sorduğunuzda Arapça da bilmiyor. Bu kadar da şey bir şey. Yani şu babları say bir deseniz babları da sayacak durum yok. Öylesine zavallı, öylesine sefil bir durumda. Yine de kendi içimde düşündüğümde diyorum ki güzelce cevap vermek, işte Arapça öğrenmesini önermek, ondan sonra güzellikle bir önünü açmak. Çünkü kapıldığı şeyde kendisini her şeyi biliyor noktasında ve Arapça öğrenmeme de gerek yok diyor. Ben diyor Kur'an avucum gibi biliyorum. Şimdi hocam bu kişilerin yaptığı şovlukta bir itiraz var. Şöyle bir şey. Yani diyorlar ki evet bize diyorsunuz ki işte Arapçanın işte şu kurallarını öğrenin, bunu öğrenin Kur'an anlamak için. Fakat diyor Resulullah'ın geldiği dönemde Kur'an'ın belagatı gerçekten Arap dili ve edebiyatının en zirvesiydi. Halk ise yani dil noktasında çok şeydi yani sefilleri oy diyordu gibi bir itirazda var. Şöyle okuma yazma yok, kitap yok, bir şey yok. Resulullah bunları anlattığı zaman ayetleri okuduğu zaman bu halk bunu anlıyorsa biz niye bunları hemen anlamayalım? Niye bize illa Arap dilini işte şuydu bunu öğrenin diye itirazda bulunuyorsunuz? Yani bu nasıl anlaşılmalı? Yani bunu nasıl çıkartıyor? Bir defa sunum hatalı çünkü kitabiyet yok ama kitabiyet yok dil halk düzeyinde sefil anlamına gelmiyor. Tersi dil halk düzeyinde tam da dil üzerinde o denli güçlü ki en ileri dönemini yaşıyor. Yani belagat, konuşma, fasahat en ileri dönemini yaşıyor ve o kadar muteber. Savaşlar bile önce lisanda başlıyor, şiirle başlıyor ve o dönemin bugün eldeki kayıtları çoğu zaman ayetleri anlamak için o şiirlerden istidlalde bulunuyoruz. Yani halkın bugünkü Arapça gibi bozuk Arapça konuştukları ammiceye kapılıp böyle bir şeyin asla emaresi yok ortada. Tersin yani Kur'an onların konuşmadıkları bir düzeyde yüksek bir fesahatla geldi. Onlar çok beter yerlerde sürünüyorlardı yine de anladılar. Bu tarihi bilgiden yoksun olmayı yoksun olduğunu, yine deminki cehaletin bir başka örneğini burada yaşadığını gösterir. Burada bir cehalet yaşayan varsa bu yaklaşımı seslendiren kişi. Çünkü bunun tarihi bilgiden de mevcut durumun o günkü vakanın kendisinden de haberi yok. Şu halde Resulullah halkın konuştuğu dil çok sefil bir durumdaydı. Kur'an apayrı bir fesahatle geldi ama yine de anladılar. Biz de rahatlıkla anlarız. Bir bu tarafı çok yanlış bilgi içeriyor. Ve dolayısıyla da ayakları yere basmıyor bu sunum kısmının. İki, kendisi hiç Arapça bilmiyor. Hadi diyelim o sefil durumdaydı, sefil durumda Arapça ile bir şekilde anladı. Kendisi hiç Arapça bilmiyor. Yani Arapçanın bugün mevcut olan gramer boyutuyla en basit soracağınız bir soru karşısında ben bilmiyorum ki demekten gayrı bir şansı yok. Yani şu babla şu bab arasında bir temize gidebiliyor musun? Veya bu fiiller bu bablarda niçin kullanılıyor? Yani sadece şey olsun diye mi? Hani şiirlerde olur ya bazen şeyi tamamlamak için vezni. Orada bu yüzden feal ediyor, burada feal ediyor. Bu sebeple mi? Niçin gafara, niçin istagfara? Buradaki fark ne? Bunlara dair hiç bilgisi yok. Böyle bir durumda yani yine o geçen dersteki fıkrayı anlatmaktan başka bir çare kalmıyor. Bir defa orası Yunanistan değil. Arabistan, o dediğin şeytan değil melek, o dediğin kız değildi erkek. Yani her şeyi, çünkü her şeyden tamamen temelden bütün koordinatlardan kopuk afaki bir durumda bulunuyor. Yanlış bir şey mi öğütlüyoruz diye bazen soruyorum. Yani ben size Arapçayı öğrenin derken yanlış, yok aslında söylediğinizi yapsak iyi olur da bunun da farkında. Ama sen bu işe hiç bedel koymuyorsun ya. Shakespeare'i anlamak için bile gidip İngilizce okuyorsun, öğreniyorsun. Oradaki edebiyatı doğrudan tatmak için bunun gerekli olduğunu biliyorsun. Yüce Allah Azze ve Celle'nin beyanını anlamak için böyle bir gayrete girmiyorsun. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Girmedikten sonra da o zaman bunu girmiş olanlara bir adım önde saygı duyacaksın. En azından girmiş olanların sözleri üzerinden ha demek ki burada Allah bunu söylüyor diyeceksin. 14 asır bunca alimin söylediğini bir tarafa bırakıp bir de o bilgisizliğinle apayrı bir şey söylersen kusura bakma hem sivri zekalı hem uyduruk hem saçma hem komik kalıyoruz. Yani aynen öyle oluyor. Züccaciye dükkanına bir fil gibi giriyor artık. Her hareketinde binlerce kristali kırıyor. Ama böyle düşünüp de çok içimiz ezildiğinde de işin
kötüsü aklıma bu ayetler geliyor. Yani bunları zorla mı şeye, bu evladınız olur, babanız olur, kardeşiniz olur, dayınız olur. Yani zorla da götürüp hakikati, doğruyu kabul ettirmek gibi bir şeyiniz yok. Söylüyorsunuz, bak yaptığın şey yanlış. Ben senin girişimlerine, çabana saygı duyuyorum ama yanlış şekilde gidiyorsun. Spot söylemlerle böyle yüzeysel takılıyorsun. Yüzeyde takılanlar neye yeme av olurlar. Yani bu işe madem bu kadar yılını harcadın, ciddiyetle ele al bunu. Düzgün bir şekilde bir Arapça öğren. Bu işin ilmine, usulüne bir şekilde gir yani. Öyle apayrı, alaylı devam edemezsin ila nihaye. Muallaka gibi böyle askıda kalamazsın sürekli. Boş boş konuşan. Devam edelim efendim. Bakara suresi 235. ayet. Ali İmran suresi 23. ayet. Bir başka husus, o dediğiniz örneğin tersi bugün yaşanıyor. Yani tersi tam da onların dediği şekilde vaka bugün öyle Arap Yarımadası'nda ve diğer Arap ülkelerinde. Dilleri hakikaten sefalet. Hakikaten gidenler işte görüyorsunuz konuştukları. Ve işin ilginci Kur'an'da anlamıyorlar. Yani anlamıyorlar. Ve siz eğer bir yerde bunun fıkraları da anlatılır. Yani otobüste iftahil bab diye fasih bir şekilde kapıyı aç deyince oradan anlamadıkları için sadakallahul azim diyorlar. Yani onu Kur'an zannediyor. O da güzel. Yani bu düzeyde hakikaten o dediği örneği, geçmişten verdiği örneği bugünkü Araplar yaşıyor ve Kur'an'da anlamıyorlar. Ben bunu Allah Azze ve Celle Kur'an'ı anlamak için bir eşik gayret koymuş ve onu bütün ümmetlerde eşitlemiş. Yani iyisiyle, kötüsüyle, Arabiyle, Acemiyle herkes öğrenmek istiyorsa, Arap da öğrenmek istiyorsa oturup Arapça öğrenmek zorunda. O bildiği dil ona Arapça Kur'an'ı anlamayı sağlamıyor. Adam diyor ki akşam gece televizyona gideceğim, oturup iki saat konuşacaklarımı çalışıyorum diyor. Televizyonda fasih konuşması ne kadar entelektüel olduğunu gösterir. Koş konuşamıyor onu da, yine arada giriyor ammice söylüyor da, yine de en azından belli cümleleri söyleyebilmiş olalım diyor. Otelde diyor gittiğin zaman sabaha kadar işimiz kendi dilimizi ekranda düzgün konuşalım diye şey çalışıyoruz. O film vardı ya, Ömer filmi, onun arka plan, kamera arkası şeylerini izledim. Şeylerin en büyük sıkıntısı aktörlerin, tabii ki ne söylediğimizi oturup ezberledik diyor. Yani o kendi konuştuğu dille hiç alakası yok. Oturup onları ezberledik diyor. Biri de diyor ki, ben diyor ezbere deyip de beceremedim diyor. Ses olarak ayrı çektik, yani kağıttan okudum, ses olarak ayrı çektik. Sonra rolümüzün üzerine dudaklarımıza yerleştirdiler. Bak bu durumdayız, bu bugünkü bir vaka, dün öyle değildi. Yunan'da sen İbn Abbas'ın bir hikayesi var hocam. Fatih Kervesan olarak çöktüğü başında tartışan iki kişinin konuşmasından anladın. Ana fatartuha dediğini söyle İbn Abbas. Peki efendim, devam edelim. Ali İmran suresi Mu'ridun, yine bizimkine yüz çeviriyorsunuz. Cennetin arduha, aynı kökten gelen bir fiil, isim bu kez. İsim ve genişlik anlamını almış. Ard, genişliği. Cennetin genişliği. Öyle ki gökler ve yer kadar. Siz oraya Cenab-ı Hak diyor, yarışın, koşturun. Nisa suresi 16. ayette bizimkine benzer bir kullanımı bu kez. Arada kalıbı çünkü. Allah Azze ve Celle o günahı sizden iki kişi yaparsa, bu cinsel bir suç, belli ki eşcinselliği anlatan bir ifade. Bunlardan fe'azuhuma, eziyet edin bunlara. Fe intaba ve aslaha, eğer tövbe eder ve islah olurlarsa fe'aridu anhuma, artık onlardan yüz çevirin. Yani ilişmeyin. İnnallaha kâne tevvâban rahîmâ. Ulaikellezine, bu ayetle Arada'yı da şey yapalım. Devam edersek, çünkü 79 taneydi. Ula, bu ayet zaten konuyu özetliyor. Ulaikellezine ya'lemullahu ma fi kulubihim. İşte onlar Allah'ın kalplerinde ne olduğunu bildiği kimselerdir. Senin oğlun da olsa böyle, baban da olsa böyle, Allah onun kalbindekini biliyor. Diyeceksin ki eğer o kadar iyiyse benim bildiğim kadar, Allah o iyiliği benden daha iyi biliyor. Allah böyle iyi bir kulunu zayi eder mi? Etmez. İlla ki onun iyiliğini ortaya çıkarır. Nasıl kötülerin kötülüğünü illa ki ortaya çıkarırsa, em hasibellezine fi kulubihim maradun
en len yuhricallahu adganahum, kalplerinde hastalık olanlar Cenab-ı Hakk'ın o sıkıntılarını ortaya çıkarmayacağını zannettiler diyor. Bu ayet bize hitap ediyor. Yani içimizde o sıkıntıyla yaşıyorsak, bugün koşullar uygun, o sıkıntı dışa vurmuyordur. Ama Allah Azze ve Celle koşulları öyle bir gün ayarlar, öyle düzene kor ki bizim o sıkıntımız gün yüzüne vurur. Ve bizim Cenab-ı Hakk'a o hangi ayetiyle ilgili problemimiz varsa onu dıştan dışa yaşatır bize. Nasıl kötülüğünü Cenab-ı Hak kişinin içerisinde bırakmaz, illaki ortaya çıkarırsa, iyiliğini de Cenab-ı Hak bırakmaz. İyi bir kimseyse onun iyiliğini ortaya çıkarır. Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle diyor ki ben onların kalplerindekini en iyi ben bilenim. فَاَعْرِضَ عَنْهُمْ. Dolayısıyla siz onlardan yüz çevirin. Öyle onlara baskı uygulamaya, zorlamaya. وَعِذْهُمْ. Öğüt verin. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Kendi işlerine beliğ bir söz söyleyin. Yani yüreklerine varacak, kalplerine isabet edecek, güzel, belagatli bir söz söyleyin, güzel anlatın. Allah onların kalplerindekini biliyor. Bundan öteye bir adım ikrah etmeye, zorlamaya, baskılamaya, buradan sonuç almaya çalışmak beyhudedir. Evet.